Yine ATV'de başka bir dizinin oyuncusuydum bu teklif geldiğinde. Allah'ım sen ne büyüksün dedim. Hissettiğim şey bu. Çünkü oğlanı evlendireceğiz, para lazım. Çekimlerde hiçbir şeyde zorlanmıyoruz hemen hemen. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bunun sebebi şu, çok profesyonel bir ekip var burada. İki ekibin ikisi de son derece işini nasıl yapacağını çok iyi bildiği için ve hazırlıklı geldikleri için oyuncusundan çaycısına, yönetmeninden prodüktörüne, kamerasından setine, herkes işini çok iyi yaptığı bir ekip olduğu için çok zorlanmıyoruz. Çünkü hemen hemen her şeye hazırlanmış, çözmüş olarak sete çıkıyoruz. O nedenle gerçekten zorlanmıyoruz. Şimdi Oktay Kaynarca benim zaten konservatuvardan üst sınıfım. Beraber okuduk aynı yıllarda. Cezayir zaten benim öyle ya da böyle dostum. Ama Ali Seçkiner derdim herhalde. Onunla sohbeti çok seviyorum. Kurban. Aynı şey ikisi de. Karakterim Karadenizli. Ben de Karadenizliyim. Çok benziyoruz birbirimize. Ama bir oyuncu olarak şiveden çok korkarım. Çünkü şiveyi hakkını vermek gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü orada binlerce yıl yaşamış bir kültüre siz dışarıdan misafir oluyorsunuz ve o kadar da hızlı kavrayamayabiliyorsunuz. Ben Orduluyum ama Rize şivesi yapıyorum. Çok şükür şu ana kadar çok altından kalkılmayacak bir eleştiri almadım ama bu beni biraz tedirgin ediyor açıkçası. Şivesiz oynamayı tercih ederdim ama benim haneme de bu düştü. Valla benim oynadığım karakter Sandıkçıoğlu'nu oynuyorum ben. Cezayir'e yakın dayılar masasından biri. Tam kurduğu sistemin adamı. Yani dümdüz bir adam. Her şeyini nasıl tasarlanmışsa öyle yaşayan, öyle yapan ve asla ihaneti düşünmeyen, planlanmışın dışına çıkmayan bir adam. Ama eğlenceli aynı zamanda da Karadeniz tabiatından kaynaklanan bir şey. Başarılı bir oyuncu olarak çok teşekkür ederim. Daha öğrenecek çok şeyimiz var. Ben unutarak hazırlanırım. Bu birkaç yıldır, belki de bir 10-15 yıldır bu yöntemi seçtim. Konservatuvar okudum, bir sürü ustayla çalıştım, bir sürü yönetmenle çalıştım. Ama önüme bir iş geldiğinde onun başkalarına benzememesi için, daha önce oynadıklarıma benzememesi için geliştirdiğim bir yöntem var. Bildiğim her şeyi unutarak başlarım işime. Bu benim meslekteki ilk günüm ve ilk projem, ilk sahnem diye bakarım ki daha önce yaptıklarıma benzemesin. Oralardan hazır malzeme kullanmam. Senaryoya göre bütün rolü en baştan sanki ilk defa karşılaşıyormuşum gibi inşa etmeye çalışırım. Becerebildiğim kadarıyla tabii. Şiveyle ilgili takip ediyorum. Çok şükür şu ana kadar hemşerilerimi üzmemişim, çok dert etmemişler. Ama beni korkutan şey oydu. Bizim çalışmamız lazım. Oyuncu olarak da, yönetmen olarak da, set ekibi olarak da daha çok çalışkan olabileceğimiz bir alandayız. İyi ya da kötü yorum yapanlara teşekkür ederiz ama biz işimize bakmalıyız bence daha çok. Sosyal medya bazen yanıltabiliyor ekibi de, oyuncuları da. Ya kamera arkasında tam yaşamıyoruz belki ama yollarda çok oluyor. Mesela daha bu sabah gelirken ben de motosiklet kullanıyorum. Genç bir kızımızın motosiklet kullandığını ve düştüğünü gördüm. Oysa benim set saatim belli ama durmak zorundaydım. Yollarda işe gidip gelirken enteresan şeyler yaşıyoruz. Bu sabah benim için zor bir andı. Bir an önce onun sağlığıyla ilgilenmek gerekiyordu. Kaldım mecburen, geç geldim sete. Bir oyuncunun herhalde mesleğinden sonra en çok sevdiği şey tiyatroda, kulis, sinemada veya televizyonda set aralarıdır. Biz çok eğleniyoruz set aralarında. Bütün ekiple birlikte, sadece oyuncular değil. Çok kısa zamanlar ve hemen bitecek olan zamanlar olduğu için daha çok komik taraflarımızı, şakacı taraflarımızı öne çıkardığımız, çok eğlendiğimiz bir alan bizim karavan içleri. Ama onları burada anlatmayayım şimdi. Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam. Bende sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam.